Üç büyüklerin yani Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stadyum ve müzelerini gezmek isteyen engelli ziyaretçilere ücretsiz hak tanınıyor mu veya indirimli mi? Bunu birlikte öğreneceğiz ama önce sizlerden bir ricam var. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. O zaman videomuza başlayalım. Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Evet, bu videomuzda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın stadyum ve müzelerini gezmek isteyen engelli ziyaretçilere sağlanan haklara bakacağız. Engelli ziyaretçiler bu stadyum ve müzeleri gezmek istediklerinde ücretli mi, ücretsiz mi veya indirimli mi bunları öğreneceğiz. Şimdi üç büyükler üzerinden gidiyorum. Trabzonspor'un müzesine baktım. Yani böyle bir seçenek veriyor mu değil mi diye. Resmi sitesinde evet bir müze sayfası var. Ama orada sadece bir sanal gezinti var. Yani müzeyi sanal bir şekilde gezebiliyorsunuz. Onun dışında fiziki olarak gidip gelme ile ilgili bir bilgi bulamadım. Yani ben engellileri ziyaret edebilir mi ya da başkaları ziyaret edebilir mi diye bir bakmak istedim ama bilgi bulamadım. Yine de sanal olarak da gezmek isteyen varsa Trabzon'un resmi sitesinden bakabilirler. Evet, burada Galatasaray'dan başlayalım. Ondan sonra Fenerbahçe, ondan sonra Beşiktaş. Geçenlerde bir arkadaşımız Fenerbahçeli kendisi. Dedi işte Fenerbahçe Müzesi'ni gezmek isteyen engelli ziyaretçilere işte ücretsiz hak tanınıyormuş. Bununla ilgili video çeker misin? Ben de dedim ki hepsini bir arada çekeyim. Ayrı ayrı olacağına hepsi bir arada olsun. Tek bir videoda buraları gezmek isteyen arkadaşlarımız bundan faydalanmış olsun. Şimdi Galatasaray Müzesi'nin sitesindeyiz. gsmuse.com. Burada işte müze ile ilgili bilgiler var. İşte bilet fiyatları. Bakın burada yazıyor bu sayfada. İşte 1 Temmuz 2022 Cuma gününden itibaren müze giriş fiyatlarımız yetişkin 100 TL, öğrenci 50 TL olacak şekilde güncellenecektir. Arkadaşlar burada işte engellilerle ilgili bir bilgiye rastlayamadım. İşte buralara baktım da belki gözümden kaçmış olabilir. Ama sizler için 444.905'i aradım ve oradaki hanımefendi sağ olsun yardımcı oldu. Bana bilgi verdi bununla ilgili. İsterseniz bu çağrıyı dinleyebilirsiniz şu an. Stat müzesi ve turuyla ilgili bilgi almak için 3'ü tuşlayabilirsiniz. Sizi taraftar temsilcimize aktarıyorum. Lütfen hatta kalınız. İyi günler. Yasin Tuğba, nasıl yardımcı olabilirim? İyi günler Tuba Hanım, kolay gelsin. Ben bir şey Teşekkür ederim. soracaktım. Şimdi stadyumunuzda stadyum müze ve turları var ya, gsmuse.com'a girince işte orada fiyat bilgisi var. Yetişkin 100 lira, öğrenci 50 TL. Ben şuna rastlamadım. Engelli ziyaretçilerinize ücretsiz ve indirimli bir hak var mı? Bunu İsminizi rica edebilir miyim size hitap edebilmek için? Enis, ismim Enis. Enis Bey, engelli ve gazi taraftarlarımız ücretsiz bir şekilde giriş gerçekleştiriliyor. Yanlarında bir refakatçi olması gerekiyor. Refakatçının da refakatçi kartı varsa eğer o da ücretsiz bir şekilde giriş yapabiliyor. Peki refakatçisi olmayan engelliler de giriş yapabilir mi? Tabii Mesela. ki giriş yapabilirsiniz. Yani ben sadece yanındaki refakatçinin refakatçi belgesi varsa o da ücretsiz olarak giriş yapabilir şeklinde bilgilendirme iletmek istedim. Siz tek başınıza gelmek isterseniz veya gazi ve engelli taraftarımız tek başına gelmek isterse yine giriş yapabiliyor. Ancak belge göstermeniz gerekiyor bunun Evet. için. Yani engelli kimlik kartını göstermesi yeterlidir o Evet, zaman. doğrudur. Tamam. Doğrudur. Anladım. Teşekkür ederim. Çok sağ Ben olun. teşekkür Kolay ederim. gelsin. İyi pazarlar. Dışında saat bilgisi iletmem ister misiniz? Bilgileri ulaştınız mı Evet, saat Deniz Bey? bilgisi gsmuse.com'da var. Ben orada baktım da ben sadece işte engellilerle ilgili bu bilgiyi almak istedim. Yine de teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler İyi Deniz Bey. günler. Sağlıkla kalın. Sağ olun. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, sizin de öğrendiğiniz gibi, duyduğunuz gibi engellilere müze ücretsiz. Müze ve stadyum turu ücretsiz. Şimdi Fenerbahçe Müzesi'ne bakalım. Fenerbahçe Müzesi işte burada müzesiyle ilgili bilgiler var. Biz direkt fiyatlandırmalara bakalım. Yani müzeyle ilgili işte ziyaret bilgilerine bakalım. Fiyatlandırma burada yazmıyor. Çünkü buraya bağlandığımda site hata veriyor. Ama bu sayfa açıldı. Şimdi buradaki tüm maddeleri okumayacağım size. Sadece bizi ilgilendiren maddeyi okuyacağım. Sarı basın kartı, FIFA ve TFF kartı, İKON,
MKD kartları ile engelliler, gaziler, şehit ve gazi yakınları ücretsiz bilete tabidir. Ziyaretçiler mensubu oldukları ücretsiz kategori için düzenlenmiş resmi kart ve kimlik kartını Fenerbahçe efsanesi stadyum ve müze turu gişe personeline ibraz etmeleri halinde ücretsiz biletlerini alabilirler. Ücretsiz gruba mensup bir ziyaretçi ile gelen ziyaretçiler ve refakatçiler ücrete tabidir. Yani engelli kimlik kartınızı stadyum müzesine gittiğinizde gösterip giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız burada diyor ki ücretsiz gruba mensup bir ziyaretçi ile gelen ziyaretçiler ve refakatçiler ücrete tabidir. Yani sizinle gelen kişi refakatçi kartına sahip olsa bile o ücrete tabidir arkadaşlar. Öncelikle fiyatlarını yine gişeden öğrenirsiniz. Online satış sayfasından da öğrenebilirsiniz veya resmi siteden de öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Yani engelli kimlik kartınızla Fenerbahçe Müzesi'ne gitmek istediğinizde gişedeki sorumluya bilgi veriyorsunuz. Yani mutlaka yanınızda engelli kimlik kartınız olması gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet, Fenerbahçe Müzesi bu şekilde. Şimdi Beşiktaş'a gelelim. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Müzesi. Burada müze ile ilgili bilgiler var. Ben bu sayfaların linklerini yine sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Siz de detaylı bakarsınız. Şimdi yine müze ücretleriyle ilgili bilgiler var burada. Burada giriş ücretleri işte tam 65, indirimli 35 TL, işte çocuklarla falan onları bahsediyor. Ücretsiz burası bizi ilgilendiriyor. 6 yaş altı çocuklar, sarı basın kartı, FIFA ve TFF kartı, MMK'de kart sahipleri, engelli ziyaretçiler, gaziler, şehit ve gazi yakınları. Yine burada da arkadaşlar yine engelli kimlik kartınız yanınızda olması gerekiyor arkadaşlar. Burada engelli ziyaretçinin refakatçisi ile ilgili bir bilgi yazmıyor. Yani gezmek istediğinizde engelli kimlik kartınızla beraber gidip görebilirsiniz. Yanınızda başka birisi varsa o ücrete tabi olabilir. 65 lira, indirimli ise 35 lira ödeyecektir. Siz de Beşiktaş Müzesi'ni gezmek istiyorsanız bu bilgilere sahip olabilirsiniz. Sahip olmak adına da bu linkleri yine paylaşacağım. İşte müze saatleri Beşiktaş'ınki saat 10 ile 18 arasında, yani saat 10 ile 6 arasında akşam. Fenerbahçe'ninkine bakalım. Fenerbahçe'nin saatini bulamadım pek, denk gelemedim. Bir buraya bakalım. Yine daha öncesinde numaralarını arayıp bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Yani bu hizmeti sağlayan ilgili birimlerin numarasını ben size paylaşırım isterseniz, ya da siz resmi sitelerine girip numaralarına bakabilirsiniz. İşte Galatasaray'ın bu şekilde. Galatasaray'ın Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10 ile 17, yani 5 arasında ziyarete açılır. Pazartesi günleri, iç saha maç günleri ve dini bayramların birinci günleri kapalıdır arkadaşlar. Zaten pazartesi günleri Türkiye'deki müzelerin çoğu, geneli yani, kapalıdır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Pazartesi dışındaki diğer günlerde gidebilirsiniz. Dediğim gibi yine bunlarla ilgili bilgi almak istiyorsanız resmi sayfalarında yazan iletişim bilgilerini kullanarak onlarla iletişime geçebilirsiniz. Bilgi alabilirsiniz. Ziyaret etmek isteyen olursa dediğim gibi engelli kimlik kartınız olmak zorundadır. Engelli kimlik kartınız yoksa onlar sonuçta işlem yapacaklar. Resmi bir işlem yapacakları için, yani giriş çıkış kayıtları olduğu için, yani sizin kim olduğunuzu bilmek zorundalar. Engelli kimlik kartına sahip misiniz, değil misiniz? Ücretsiz mi, ücretli mi olacak? Bunu bilmek zorundalar. Dolayısıyla siz de engelli kimlik kartınızla beraber giderseniz daha iyi olur. Sizin için de hem müzeyi gezersiniz, hem stadyumu gezersiniz. Güzel ve keyifli bir zaman geçirirsiniz. Evet, videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız, ayrıca bu videoyu yararlı buluyorsanız ve bu haklardan haberi olmayan arkadaşlarınız varsa onlarla paylaşırsanız, kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonu var. Ona abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.